Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haber Aslan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programı ile tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Dominik Cumhuriyeti'ndeki diktatörlüğün yıkılmasında büyük rol oynayan 3 kız kardeşin 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü sembolü. Böyle özel günlerde hep olduğu gibi ezber cümlelerle mesajlar havada uçuşuyor. Sokaklarda karanfiller dağıtılıyor. Kadınlara özel indirimler, promosyonlar yapan kurumlar çoğalıyor. Türkiye'de kadına şiddet konusunda 145 ülke arasında 130. sırada Türkiye. Nüfusunun %49.8'i kadın olan Türkiye cinsiyet eşitliğinde inanılmaz geride. Okuma yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerden 5 kat daha fazla. Her 10 kadından 4'ü eşi ya da erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddet görüyor. Türkiye'de kadın olmak ne demek? Bu konuyu tartışacağız, görüşeceğiz. Öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Avukat Arzu Sabuncu, sevgili hocam hoş geldiniz. Siz aynı zamanda sosyolog demeyeyim de sosyoloji eğitimi aldınız. Evet. Samsun'un tanıdığı simalardansınız. Kadın hakları konusunda da Samsun Barosu'nda Kadın Hakları Komisyonu'nda üyesiniz. Donanımlı bir yapınız var. Ben özellikle şuradan başlamak istiyorum. Kadına şiddet konusunda değil Türkiye, dünyanın bütün ülkelerinde sosyal bir yara olarak hala gelişen teknolojik gelişimler ya da modern yapı bütün uluslarda bir türlü bu sorunu çözemediler. Bunun nedeni nedir demeyeceğim ama Türkiye'de kadın olmanın zorlukları konusunda buradan başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Bir kadın olarak Türkiye'de kadının yeri, özellikle siyasi gelişimlerle parlamentoda bile işte seçim öncelerinde biliyorsunuz kadına verilen rakamların çok yüksek olabileceği, yönetim kurullarında ya da belirli kurullarda kadına çok öncelik verileceği hep söylenir ama sonuca baktığınız zaman maalesef hep minimumdan bir türlü yukarıya çıkamazlar. Siz ne dersiniz? Evet, siz birçok açıdan gerçekten evet. Kadını ele alalım diyorsunuz. Dediğiniz gibi geçtiğimiz gün itibariyle 25 Kasım'ın uluslararası kadına şiddetle karşı uluslararası mücadele günü ilan edilmiş olması dolayısıyla vesilesiyle bu haftaya denk geldi. Evet. Öncelikle 25 Kasım'ın aslında ne olduğunu ben bir açmak istiyorum. Daha sonra Türkiye'deki kadının yerine geleceğim. 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabel kardeşler tecavüz edilerek öldürülüyor. Bu günün yıl dönümüdür bu aslında. 1981 yılında da Latin Amerika'da kadın kurultayı yine Mirabel kardeşler anısına 25 Kasım'ı kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü olarak ilan ediyor. 1991 yılında da Birleşmiş Milletler uluslararası anlamda dünya kamuoyunda da kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü olarak artık ilan ediyor. Şimdi tabii tarihlere baktığınızda aslında Türkiye'de ya da dünyada kadın hakları ya da kadının şiddetle mücadelesinin 1960 tarihinden öncesine pek sanki rastlanmıyor gibi. Yani tıpkı 8 Mart'ta olduğu gibi 25 Kasım'da yine kadına karşı bir vahşetin, bir insanlık dışı muamelenin yıl dönümü. Yani bu yıl dönümünde geçmişe dönük olarak kadınların zaten daha çok 1970'lerde, 70'li yıllarda kadın hareketlerinin gündeme gelmesi ve o kadın hareketlerinden sonra zaten hem toplumsal alanda hem şiddetin tanımı anlamında da bir takım değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Buna birazdan değineceğim. İsterseniz şimdi dünyadan Türkiye'ye gelelim. Evet.
Türkiye'de kadının yeri denildiğinde tabii çok eskilere de biraz dönmek lazım. İşte eski Türk cumhuriyeti, yani Türk şeylerinde, Türk cemiyetlerinde kadın erkek arasında bir ayrılığın olmadığı. Ya bunu araştırırken güzel bir şey buldum. Anadolu'da seyahat eden İbni Batuta seyahatnamesinde Türk kadınlarından şöyle söz ediyor. Burada acayip bir hal gördüm. Türkler nezdinde kadınlar tazim görmektedir. Kadınların mertebeleri erkeklerden yüksektir. Yani daha Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce aslında Türk cemiyetlerinde kadın erkek arasında, çünkü ailenin kutsal sayıldığı, o nedenle aileyi bir arada tutanın kadın olması nedeniyle de kadına tam tersi, hani bırakın şiddet ya da aile içi ikincil bir yere koymayı, kadını çok daha üstün bir yerde tutan bir şeyden geliyoruz. Tarihsel süreçten geliyoruz aslında. Eski Türk devletlerinde bakıldığında, ama sonra Osmanlı İmparatorluğu'na gelindiğinde maalesef hem İslam hukukunun tabii etkisiyle birlikte burada hukuki anlamda da kadının işte iki erkeğe, iki kadının bir erkeğe eşit olduğu, miras hakkında, velayet hakkında ya da işte bir takım konularda çok arka plana atıldığını zaten işte harem vesaire gibi kurumlarında Osmanlı döneminde olması. Orada tabii kadın artık iyice ikinci sınıf. Daha sonra ne oluyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nda hem vatandaş olarak mücadele veren kadın, cephede erkeklerin yükünü hafifleten kadın, daha sonra Ulu Önder Atatürk'ümüzün de zaten bu yönde çok sözleri var biliyorsunuz kadının yeriyle alakalı. Bu devrimleri gerçekleştiriyor kadınlarla ilgili. Medeni kanuna tabii kavuşuyor kadın. Öncelikle laiklik aslında kadının o ortamda, o devrimlerde tamamlayıcı bir şey. Yani laikliğin olmasıyla beraber, zaten gerçekleşmesiyle beraber kadının konumu ve yeri değişmeye başlıyor. Ama işte daha sonraki süreçlerde yine Türkiye'de kadının her dönemde tabii ki bir artan bir şeyle birlikte, yani hukuksal anlamda hukuki düzenlemelerde, şimdi bunu da yaslayamayız. Tabii ki hükümetin, geçmiş hükümetlerin bu anlamda çalışmaları, olumlu çalışmaları oldu. Türkiye'de kadın olmak sürekli bir mücadele gerektiriyor. Sizin de dediğiniz gibi bu mücadele sadece sosyal, toplumsal anlamda, ekonomik anlamda değil, işte siyasi anlamda da olması gerekiyor. Siyasi anlamda söz sahibi olabilmek için de tabii kotalar vesaireler var. Yani ben bunu şahsi fikrim olarak çok doğru bulmasam da hani buna gerek bile olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden siyasi alanda da kadının işi zor. Yani zor ama mücadele etmesi gerekiyor. Aslında kadın güçlü ve cesur. Diyorsunuz. Evet. Evet. Tabii Türkiye'de hemen her gün bir kadın öldürülüyor. Evet. Bu istatistik rakamlar. Kimisi tecavüze uğradığı için, kimisi namus töre bahanesiyle, kimisi boşanmak istediği için, kimisi de barışmayı kabul etmediği için birçok kadın öldürülüyor. Ama tabii biz Batı ile kıyasladığımızda ya da gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'ye de bakıyoruz. Biz çağdaş medeniyet seviyesine doğru giden bir ulusuz diyoruz her dönemde. Her siyasi iktidar geldiğinde aynı söylemleri yapar. Oysa ki bu ve buna bağlı yasal düzenlemeler, önlemler, sosyal gelişimler, bir türlü en son yıllarda biliyorsunuz kadın sığınma evleri ve buna bağlı kurumlar oluşturuldu. Belirli yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak bu yeterli mi sizce? Bunlar tabii ki yeterli değil. Şimdi kadına karşı şiddette öncelikle bir şiddeti tanımlamamız gerekiyor. Yani şiddet sadece fiziksel şiddet değil. Tabii bu toplumsal alanda, sosyal alanda, ev içinde şiddet, psikolojik, ekonomik, sosyokültürel bir takım şiddet tanımları var. Yani buradaki düzenlemeleri yaparken bu tanımlamalardan da yola çıkmak gerekiyor.
Öncelikle tabii kendi bu şiddete maruz kalmış kadının da şiddeti tanımlaması gerekiyor. Acaba şiddet gördüğünün farkında mı? Yani sadece tecavüz ya da cinayetle sonuçlanana kadar ki bir süreç de var zaten. Yani dolayısıyla zaten anayasada ya da işte bizim devletimizin pozitif bir ödevi var, pozitif bir yükümlülüğü var. Yani kadının erkek eşitliğine dayalı olarak yapacağı şeylerde, düzenlemelerde kadının kadın olmasından kaynaklanan, hani toplumsal cinsiyet rolünden kaynaklanan ayrımcılığa uğramasına engel olması gerekiyor. Önlemesi gerekiyor, engel olması gerekiyor ve yasalarla da cezalandırması gerekiyor. Yani üç tane pozitif yükümlülük var aslında. Şimdi tabii yine hukuksal düzenlemelere baktığımızda 1979 yılında Birleşmiş Milletler'in kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Buna Türkiye 1985'te imza atıyor. 1986'da da yürürlüğe giriyor. Yine anayasanın 10. ve 41. ve 66. maddesinde demin de dediğim gibi pozitif bir takım yükümlülükler yüklüyor. Yasal düzenlemelerde de işte Türk Ceza Kanunu 2005 yılında bir takım düzenlemeler getiriyor. Örneğin evlilik içi tecavüzün aslında tecavüz olarak sayılmadığı, suç sayılmadığı bir dönemden 2005'ten sonra evlilik içi tecavüz, hatta iş yerinde taciz tanımlaması da ilk defa bu düzenlemeyle geliyor. Yani iş yerinde taciz olarak bunu iş kanunda mobbing olarak da değerlendiriyoruz. Öyle tanımlıyoruz daha doğrusu. Sonra cinsel saldırı dediğimiz yine bir başlık konularak bunun içerisinde istismar, taciz, saldırı, ırza geçme vesaire bunlar da şey yapılıyor, tanımlanıyor. Bunlar 2005 yılında gerçekleşiyor Türk Ceza Kanunu açısından. Tabii Türk Medeni Kanunu açısından da yine 2002 yılında yine dediğim gibi yani şeyde ataerkil bir toplumda oluş nedeniyle Türk kadınının kadın haklarının bağlamında yine eşitliği yakalayabilmesi için önceden aile reisliği kavramı varken 2002 yılında aile reisliği kavramı kaldırılıp boşanmalarda mal rejimi, edinilmiş mal, aile kontu kavramı. Daha sonra çok önemli yine bir yasal düzenleme. Tabii dediğim gibi o döneme ilişkin yasal düzenleme önemli ama bir süre sonra ilerlemeyle beraber bunlar eksik kalıyor ve şey kalıyor, yetersiz kalıyor. Hı. 1320 sayılı ailenin korunması hakkındaki kanun çıkarılıyor. Mesela bir hatırlarsınız Ayşe Paşalı vardı. Hı. Eşinden ayrılmıştı ve eşinden ayrıldıktan sonra şiddete maruz kaldığı için koruma talep etmişti mahkemeden. Ve koruma talep ettikten ve mahkeme bunu reddedişinden sonra 37 gün sonra sanırım öldürülüyor eski eşi tarafından. O arada neden koruma tedbiri almadı mahkeme? Çünkü aile kapsamına sokmadı. Boşanmışsın, bu aile içine girmez. Hatta çok daha öncesinde aslına bakarsanız kamusal alan ve özel alan ayrımı bile vardı kadın için. Yani hatırlarsınız işte polis giderdi ya bu aile içi problem biz buna karışmayız kendi aranızda çözün diye. Şimdi bu buradan çıktı. Evet aileyi korumaya dair kanun oldu fakat yine eksik kaldı. Bu sefer aile kavramı içerisinde değilsin. Boşanmışsın artık senin eski eşin ben sana koruma tedbiri vermiyorum dedi mahkeme. Ama sonra yine ne oldu? Bunun yetersiz kaldı ve bunun da eksik olduğu anlaşıldı. Bu sefer aile kavramı değil, herhangi bir ilişki içerisinde olması da kabul gördü. Yani üçüncü bir kişi olarak da olsa kadın için aile dışında kalmış bile olsa artık o kişiye karşı da aile içi, aileyi koruması hakkındaki kanunla ilgili olarak savcılığa müracaat ettiği takdirde o kişiyle ilgili uzaklaştırma ya da işte kanunda sayılan bir takım şeyler, önlemler alınabiliyor. Bugün hala o düzenleme geçerli mi? Boşanan eşler için koruma alınıyor. Altına. Hayır, geçerli değil işte. Yani bir diyorum ya mutlaka bir vaka oluyor. Çok acı bir vakadan sonra biz eksikliğimizi ve yetersizliğimizi anlıyoruz. Daha sonra düzenleme yapıyoruz ama iş işten geçmiş evet, oluyor. Evet, işten geçmiş. Ayşe Paşalı gibi bir örneğimiz var. Evet. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Hı hı. Evet tabii bütün bunların yanında bu ve buna benzer gelişimlerde
Bunun temelinde eğitim olduğu görüşündeyim. Siz ne dersiniz? Oysa eğitimsel gelişimler çok, biz de eğitim sistemini oturup tartışacak değiliz şu anda, konumuzda değil. Ama biz de müthiş şekilde tabii 60'larda, 70'lerde, 80'lerde hep böyle olmuştur. Müthiş bir değişkenlik içindeyiz. En son TEOG olayını yaşadık işte. Evet, maalesef. Şimdi Türkiye'de eğitimsel gelişimler eğer modern çağdaki bireylerin eğitimleri gerekli durumda olmuş olsaydı, ya da tabii bizim Anadolu insanının ataerkil yapıdan kaynaklanan ya da töre ve benzeri şeylerden o eğitimsel gelişimleri kuşakların değişiminde hep algılıyoruz diye düşünüyorum. Oysa bunların hepsinin temelinde eğitim yok mudur sizce? Kesinlikle eğitim. Evet. Tabii ki. Çünkü bir kere şiddet dediğiniz sadece kadına karşı şiddet de değil. Yani aile içinde her türlü şiddeti bu kapsamda değerlendirdiğimizde çocuklukla başlayan bir süreç tabii bu. Çünkü daha sonrasında şiddet eğiliminde olan, şiddet gösteren kişilerin zaten çocukluk travmalarının aslında olduğu, aile içi sevginin ve saygının yerleşmediğinden daha sonraki hayatında da kadına karşı, diğer başka bir insana karşı zarar verici bir eylemde bulunabildiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi öncelikle daha ilkokul çağında, benim 5. sınıfa giden kızım var, bakıyorum insan hakları dersi var. Çok güzel insan hakları dersi. Çünkü önce toplumsal cinsiyetli bir eğitimle de başlamamak gerekiyor. Yani toplumsal cinsiyet rollerine göre de değil. Yani kadın hakları değil, insan hakları. Yani önce temelde insan hakları. Yani bir insan olarak, bir birey olarak nasıl yaşamalıyız? İnsanların ne kadar bir özgürlüğü var? Bunu dediğiniz gibi öncelikle eğitimle vermemiz gerekiyor zaten. Yani müfredatlarda, ders kitaplarında bir kere kadın erkek ilişkilerinin işte dediğim gibi şiddete neden olan bir takım şeyler, belki o daha ileriki yaşlarda verilir zaten, ama öncelikle insan hakları ve kadın erkek eşitliğinin eğitim sürecinde verilmesi gerekirken tabii buradan şu aklıma geldi. Kızlarla erkekleri ayıralım şeyi de var yalnız tabii. Böyle bir gerçeklik de var maalesef şu anki toplumumuzda. Kadın, kızlarla erkekleri ayrı sınıflarda okutalım. Düşünün ki yani biz burada eğitimden başlayacakken 21. yüzyılda kadın, kızla erkeği ayrı sınıfta okusunlar diye de maalesef yönetenlerin bir takım tarihsiz açıklamaları da var. Yani ben şimdi oraya da gireceğim. Evet. Eğitim ama eğitim sadece okulda verilen eğitim de değil zaten. Şimdi topluma verdiğiniz eğitim aile içi ve toplumsal eğitimde yönetenler tarafından da aslında veriliyor biliyorsunuz. Yani yönetenlerin sözleri, davranışları da aslında topluma bir nevi eğitiyor. Yani siz kadına karşı söylemlerinizde eğer örneğin bir takım sözler vardı. Burada not almıştım. Kız mıdır, kadın mıdır? Tecavüze uğrayan doğursun o çocuğu. Kadın dediğin kahkaha atmayacak. Anasının dizinden tahrik olabilirler. Şimdi bu sözler daha yakın zamanda söylenen sözler. Evet. Yani bir kere eğitim derken hani bu yönetenlerin eğitiminde de bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu konu çok önemli. Öncelikle kadına ilişkin dilimizi bir düzeltmeliyiz. Hakarette, küfürde ya da efendim okutulan hutbelerde, vaazlarda, müftülerimizin bir takım söylemlerinde bir kere kadınla ilgili böylesine sözler, böylesi talihsiz açıklamalar yapılırken yani biz daha ilkokul çocuğuna bu eğitimden başlamamalıyız. Hemen eğitim başka yerden başlamalı burada yani. Şuraya girmek istiyorum. Türkiye'de hala kadın eksik etek mi görülüyor? Evet, görülüyor. Görülüyor. Yani biz her ne kadar yani kendi konumum itibariyle söyleyeyim, elbette ki yani mesleğimizi elimize almışız. Toplumsal anlamda, siyasal anlamda bir takım yerlere gelmişiz. Ben kendimi öyle hissetmiyorum tabii ama şöyle genel olarak bakıldığında zaten kadınların hem şiddete boyun eğişi hem kabullenişi
ve erkeklerin de bu güç odaklı kontrol edebilme şeyinde zaten kadın kendi de böyle konumlandırdığı için de oluyor. Aslında bu konumlandırmayı siz kendinize yapmamalısınız. Evet. Yani o eksik etek olarak görülme noktasında siz bunu böyle görmemesiniz. Burada kadınların da hataları var. Yani burada hemcinslerimiz de hataları var. Ne gibi var. Hatalar bunlar? Şöyle hataları var. Biraz kolaycılığı ve şeyi de seçiyoruz. Yani yerine gelince biz kadınız onu yapamayız, bunu yapamayız diyoruz. Efendim yani işte ne bileyim mesela boşanma süreçlerine gelen kadınlar. Yani ben şimdi boşanacağım, bundan sonra hayatımı nasıl yaşayacağım? Şiddete boyun eğiyorsun. Fiziksel olmasa bile psikolojik şiddete boyun eğiyorsun. Ekonomik şiddete, sosyokültürel şiddete boyun eğiyorsun. Yani ya da pasivize ediliyorsun. Yani hayatın o şiddet olarak belki algılamasan da o yaşam içerisinde aslında pasivize oluyorsun. Bunu kabul ediyorsun. Yani bizdeki bu kadınların hem açığa çıkaramaması bu konuda biraz daha aciz, ya böyle gelmiş böyle gider, ben ailemi kurtarayım vesaire gibi bir takım acizlik, öğrenilmiş çaresizlik duygusuyla hareket etmeleri de tabii yanlış ve hata. Yani kolaycılığa da kaçıyoruz. Yani ben bunu kendi davalarımda ya da işte toplumda baktığımda bu anlamda eleştiriyorum hemcinslerimi. Kolaycıyız bazen. Cesur olmalıyız ve istenmediğimiz yerde, istenmediğimiz bir ortamda bu şiddete dönüşmesini beklemeden bu işin çaresine bakmalıyız. Evet, tabii günümüzde teknolojinin gelişmesi bu kadar hızla devam ederken bir de dijital şiddet diye bir şey türedebiliyorsunuz. Evet. Bu dijital şiddet internette veya cep telefonuyla yapılan şiddet. Bunun boyutları da çok çok kat kat yükseldi. Onu oturup burada okumak çok uzun zaman alır. Bu dijital şiddete karşı hukuk sistemi, Türk hukuk sistemi önlem aldı mı yasal düzenlemelerde? Şimdi dijital kısım gerçekten farklı bir konu. Yani cezai boyutuyla farklı bir konu. Çünkü bu bilişim dediğimiz daha yeni hani teknolojinin ilerlemesiyle beraber dünyamıza yeni katılan bu sosyal medya, işte dijital ortamlar vesaireler, bununla ilgili bize gelen şeyler oluyor. Yani mesela fotoğrafların işte altında yani taciz içeren sözler vesaireler. Ya bunlar normal kapsamda yani kişinin zaten şikayetine bağlı olarak gidiyorsunuz. O dijital tespitleriniz zaten sizin elinizde. Hakaret midir nedir, ona göre suç tespiti varsa eğer savcılık zaten onu soruşturuyor. Peki adliyelerde bu dijital şiddete maruz kalanlar için teknik donanımlar yeterli mi? Yok maalesef. Çünkü neden? Emniyet Çünkü Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde biliyorsunuz kriminal laboratuvarlar ve benzeri teknik donanımlar çok yüksek. Acaba Adalet Bakanlığı'na bağlı adliyelerde bu teknik donanımlar olmadığı zaman inisiyatifine göre mi hakim karar verecek? Şimdi şöyle dijital ortamlar dediğimiz gibi sosyal medya vesaire. Şimdi bunun tabii kurumları da farklı. Yani işte Facebook'tur, WhatsApp'tır. Yani burada söylemek de bilmiyorum yani şeye giriyor mu, ama yani bunların tabii şeyleri, hani düzenleyicileri şeyleri farklı yerde olduğu için dolayısıyla siz sadece bunları talep edebilirsiniz ya da kişinin size gösterdiği kadarıyla. Ama bunun dediğiniz gibi doğruluğunu teyit de edemezsiniz. Yani bu anlamda teknik donanım mümkün değil. Yok. Öyle bir teknik donanım yok. Evet. Çünkü onlar farklı bir şeye giriyor. Yani işte operatörler var. GSM operatörleri var. Oradan şeyler getireceksiniz. Yani bir takım kurumlarla yazışmalarla ancak halledilebiliyor. Yani kendi içerisinde bir tekniği yok. Tekniği yok diyorsunuz. Evet. Yazık. Ve gittikçe de dediğiniz gibi benim yakın zamanda böyle davalar çok sıklaşmaya başladı. Bu telefonla işte bu tür sosyal medya şeyleri, tacizleri çok artmaya başladı. Artış var diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz önce siz Osmanlı'dan önce el üstünde tutulmalı kadınlar demiş bir gezginimiz. Şimdi tabii o yüzlerce yıl önce, daha 20. yüzyılın ortalarında
bizim yüz akımız bir şairimiz var, Nazım Hikmet. Onun Kadınlarımız diye bir şiiri vardır. Ben özellikle izleyicilerimi de anımsatmak için bunu okumak istiyorum. Buyurun. Kadınlarımız, toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare maçadan tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve küçük bir dünyadan gelmişler gibi. Ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece karanlık ve sessiz ve kanılarda tahta yataklarında uyuma ve humbaralar çırılçıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizlenerek bakıyorlardı. Ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle. Anamız, avradımız, yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazarda ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısını yere saplı bıçakların, oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuşların peşinde harman yerine kehriban başlı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üzerinden Afyon'a doğru. Çok öteden beri hoşuma giden bizim Anadolu kadınımızı ne kadar güzel anlatan dizelerdi bunlar. Şimdi neden evet. bu şiiri okuma gereğini duydum? Yanıma almıştım. Yüzyıllar önce o gezginimiz kadınları el üstünde tutacak cümleler söylemiş seyahatnamelerinde. Bugün de öyle. Aydın ve okumuş insanlar kadınların değerini biliyor. Onlar bizim gerçekten anamız, avradımız, yârimiz. Nazım'ın dediği gibi. Ancak eğitimsel gelişimlerde yeterli olmayan ve töresel gelişimler ve buna bağlı oluşumlarda bakıyorsunuz ki sadece giyim kuşamla, yaşantının genel yapısıyla, ekonomik boyutunuzun yüksek olmasıyla orantılı değil bunlar. O eğitim kişiye bağlı ve toplumsal gelişime bağlı diye düşünüyorum. Bu önemli. Biz acaba modern çağın bu kadar ilerlemesine, özellikle dijital çağ ve interaktif dünya, dünyaya bir tuşla artık ulaşabiliyorsunuz, her şeyi elde edebiliyorsunuz. Oysa ki bu toplumsal kültürü nasıl elde edeceğiz? Bunun içinde tabii diyeceksiniz ki belki hemen siyasilerimizin toplumsal gelişimlere verdiği önemden sonra biz bunu elde edebiliriz diyebileceksiniz. Ama sizce nedir? Bu eğitimin neden bu kadar kısıtlı gidiyoruz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Tabii eğitimin kısıtlı gitmesinde yani sizin de az evvel belirttiğiniz gibi aslında siyasi görüşlerin farklı olması da var. Yani kimisi tabii belki şey olacak burada ama şimdi az evvel sözlerinden de bahsettiğim gibi gerçekten samimi duygularla bu işi çözmeye yönelik olarak mı yaklaşıyorlar? Yoksa göstermelik olarak kadın üzerinden, yani ben her siyasi görüş için söylüyorum bunu, siyasi kadın üzerinden belli bir oy düşüncesi üzerinden mi yapılıyor? Şimdi eğitimle birlikte acaba kadının güçleneceğinden, ekonomik anlamda, sosyal anlamda güçleneceğinden mi korkuluyor? Yani kadını eve hapseden, üç çocuk doğursun diyen veya yani bir sürü söylemlerde olan bir zihniyetle eğer baş başaysanız,
kadın olarak toplumdaki yerinizi nasıl algılayacaksınız? Yani bu anlamda nasıl eğitim verme samimiyetini bulacaksınız? Böyle bir samimiyet yok bir kere. Ancak tabii, gerçek bir samimiyet yok ortada. O olabilir ama şu var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyorsun kadın sığınma evleriyle ilgili çok ciddi atılımlar yaptı son yıllarda. Özellikle son 5-10 yılda çok ciddi atılımlar. Ben orada onu da sizden öğrenmek istiyorum. Siz Samsun Barosu'nun Kadın Hakları Komisyonu üyesisiniz. Ki bilgi donanımınızın olduğunu tahmin ediyorum. Kadın sığınma evleri şu anda yeterli mi Türkiye'de? Kesinlikle yeterli değil. Yani ne yapar kadın sığınma evleri? Kocasından dayak yiyen gider oraya sığınır. Biz toplumda böyle anlıyoruz. Evet. İşin içeriğini bilmediğimiz zaman. Evet. Ama bunun gerçekten yapısı böyle midir? Şimdi şöyle, demin de dediğim gibi hani devletin o pozitif yükümlülükleri var ya, yani şimdi şiddete varana kadarki süreç, şiddet görüldüğündeki süreç, bir de şiddet gösterenin artık cezalandırılacağı süreç. Şimdi dolayısıyla o şiddeti görene kadarki kısım artık kişinin ev içerisindeki ya da diğer yaşamdaki şiddeti görene kadarki süreç. Şiddet gördüğü anda evet bir kadın, işte KOZA dediğimiz bir kurumumuz var. Kadın şiddeti önleme ve izleme merkezimiz var. Ki bizim Kadın Hakları Komisyonu da bu tür kurumlarla, kuruluşlarla koordine olarak çalışmalar yürütüyor. Valilikte de var, kadın dernekleri, sivil toplum örgütleri bu anlamda bir koordine içerisinde ve sığınma evlerinde zaman zaman danışmanlık anlamında hizmetler de verdiğimiz oldu, eğitimler de verdiğimiz oldu. Mesela Samsun'da sığınma evi sizce kaç tane? Ben kilisenin oradakini biliyorum bir. Yerini vermeyin. Gizli olması esası var ya. Ha, evet. Sığınma evi yani çok az diyelim o zaman. Şimdi belediyelerin aslında burada el atması gerekiyor. Şimdi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlar bazen hakikaten bu işi çözüme yönelik değil de yani böyle işte o hafif geçici acil önlemler için falan bir şeyler tabii ki yapıyorlar, yapma çabasındalar ama bu işin özünde gerçekten bir şey yaratmıyor, çözüm yaratmıyor. Şimdi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, işte savcılık, avukatlar, barolar, kadın komisyonları, kadın dernekleri. Yani dediğim gibi şiddet başladığında evet bir sığınma evi var. Ama bu sığınma evinin koşulları acaba o şiddette, şiddeti gören anne ve çocukları için uygun ortamı var mı? Bir kere buna da bakmak lazım. Yani şimdi sığınma evi var ama gerçekten uygun şartları var mı? Ondan sonrasını ne yapıyor mesela? Sonra ne olacak? Yani bu kadının artık hayatını yaşaması için, idame ettirebilmesi için ekonomik anlamda, istihdam anlamında bu sığınma evine gelen kadının acaba iş bulması anlamında da bir takım şeyler var mı? Şimdi bu süreçler önemli. Yani sadece oraya sığındı, bir darptan kurtuldu, geldi. Şimdi tamam güzel. Orada kaç gün kalacak ya da kaç kadın aynı anda bu şiddeti görecek ve sığınma evi acaba alacak mı? Şimdi burada belediyelerin de aktif rol oynaması lazım ki belediyenin şeyinde aslında var. Yani belediyenin yetkilerinde evet, bu anlamda var. Yani işte burada yine şu ortaya çıkıyor. Yine hani iktidarın belki olduğu belediyeler, iktidarın olduğu belediyelerde bile nedense bunlar düşünülmüyor. Şimdi o yüzden diyorum hani samimi ve gerçekçi bir şey var mı burada? Hani bunu da sorgulamamız lazım. Mesela şöyle de söyleyeyim. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ben çok önemsiyorum. Hani sosyoloji okudunuz dediniz. Daha sonra aile danışmanlığı sertifikası da aldım. Hani bu konuya gerçekten merak sardım. Şimdi aile danışmanlığı şöyle bir araştırdığımda şunu gözlemledim. Gerçekten 2007 yılında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, tabii bunların hepsi uluslararası sözleşmelerin ya da Avrupa Birliği'nin getirdiği o standartlaşma şeyi var ya, yani o onun için hani yapılmadı. Yani bazen de göstermelik. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece Avrupa Birliği'nin uyum yasaları çerçevesinde onun yerini getirebilmek için oluşturulmuş bir kurumlar gibi ben de aynısını görüyorum. İşte o yüzden diyorum gerçek ve samimi mi bunlar? Evet. Yani yoksa göstermelik mi?
2007 yılında aslında aile danışmanlığı atamasının yapılması gerekiyor ve o tarihlerde 7000 aile danışmanı atanması gerekiyor. Şimdi bu ne demek? Yani aile hekimi gibi, şimdi hepimizin bağlı bulunduğu bir aile hekimi var. Aslında hani ben aynı zamanda bir çözüm önerisi de burada hani sunmuş oluyorum. Aile danışmanlığı hizmetleri alarak kişiler hani sığınma evlerine varana kadarki süreci diyorum. Yani ailenin o öfke kontrolsüzlüğü, o sevgi, saygı ve iletişimin artık kopmaya başladığı dönem, yoksa efendim yani biz hukukçular işte gereğini yapsın kadınlar, şiddet görür görmez ayrılsın, bitirsin, işte dışarı işte uzaklaştırma alsın vesaire. Hayır, biz bunu zaten tavsiye etmiyoruz ve o noktaya gelmemesini istiyoruz. İşte o noktaya gelmemesi için de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, dediğim gibi yeterli sığınma evleri yoksa, belediyeler de buna el atmıyorsa, o zaman aile danışmanlarını atayın. O 7000 her neyse, aile hekimi gibi mahallelerde aileleri takip eden aile danışmanları olsun. Bu aile danışmanları çocukluktan tutun da ergenlikten tutun da uyuşturucu bağımlılığı, işte yaşlılıktan tutun da aile içi boşanma süreçleri, ailedeki iletişimi, yani iletişimi kurmalarını sağlayan bir kurum. Bunu yerleştirin, yaygınlaştırın, bunu uzman eline verin, o aileyi takibe alın. Öfke kontrolü olan bir koca varsa eğer, ya da bir kadın varsa eğer, ya da bir çocuğa uygulanıyorsa bu, hemen bize raporlaştırın, yazın. Gerekirse öfke kontrolü için bir psikoloğa ya başka bir şeye de yönlendirin. Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi şiddet bağımlılığı da var. Yani dolayısıyla bu insanların da bu şeyle, raporla beraber gidip tedavi görmeleri gerekiyor. Yani hani şiddetin boyutuna göre değişen şeyler var çünkü. Yani bunu öldürülmesini bekleyemeyiz. Ya da çok büyük bedensel zararlara uğramasını bekleyemeyiz. Yani bu aşamaya kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapacağı önleme dediğimiz hizmetleri daha çözüm üretici şekilde yapması gerekiyor. Yani düşünsenize, bir mahallede aile danışmanı sürekli işte Ayşe teyze gidiyor, işte eşimde şu var bu var, aa tamam, işte o zaman öfke kontrolünde biraz şey ya, yani rüzgar artık fırtınaya dönüşüyor, ha bu şeye doğru gidiyor artık. Bunu tespit ettiği anda bunun tedavi biçimi var. Ya bunun uzmanı var. Şimdi dediğim gibi o kadar da hani önlenmesi ya da böyle bu kadar afaki cinayetlere de maruz kalacak şeyler yok aslında. Yani isterse yapılır, gerçekten çözüm aranırsa yapılır. Dediğim gibi dernekler var, sivil toplum örgütleri var. Yani bir takım vahşetler yaşandıktan sonra mı hep bir araya gelecek? Siyasi görüşü ne olursa olsun, kadın milletvekillerimiz var. Yani siz A partisi, B partisi demeyin artık. Yani bir araya gelin ve bu konuda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı da artık biraz aktifleşsin. Ve işte tecavüzdür, töre cinayetidir vesairedir. Yani yasal düzenlemelerle, caydırıcılıklarla bu ya da sığınma evlerini istediğiniz kadar çoğaltın. İstediğiniz kadar onları refah bir hale getirin. Yani sorunu şeyde çözmek lazım, ailede. Temelinde. Evet. Zaten uzmanlar diyor ki ailede şiddet gören bir çocuk yaşam boyunca şiddeti kendi bünyesinde bulundurur ve ileriki düzeylerde ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı olursa olsun mutlaka şiddeti eğilimi olur diye böyle tespitler var, araştırmalar var. Tabii ben burada bir de bir istatistik, bir rakam var. Gene onu vermek istiyorum. Türkiye'de kadına yönelik şiddete dair bir istatistik var. Orada psikolojik şiddet %44, fiziksel şiddet 36, ekonomik şiddet 30, cinsel şiddet 12, %12, ısrarlı takip %27, böyle bir istatistik rakam var. Yine burada bir şeyi tespiti size sunmak istiyorum. Özellikle izleyicilerimden öğrenebilmesi açısından. Dünyadaki her 3 kadın veya kız çocuğundan biri ömürleri boyunca en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmışlar. Zorla evlendirilen ve şu an evli bulunan kadın ve kız çocuklarının dünya genelinde 750 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Korkunç bir rakam. Evet. Dünya genelinde yine öldürülen iki kadından biri ya da ailesi ya da sevgilisi tarafından öldürülmüş. Böyle bir dizi gidiyor istatistik rakamları. Bu çok uzun bir istatistik.
Şimdi ben tabii zamanı iyi kullanabilme açısından bize ayrılan sürede bitmek üzere yaklaştı. Evet, ne çabuk geçmiş. Sizin kadın sığınma evlerindeki tavrınıza ben de son açıklamanızı son derece katıldım. Sizin özel bazı şeylere girmek istiyorum. Sizin pek konuklarımla özel şeylere girmem ama siz Türk sanat müziği ile ilgili Samsun Barosu korosunda çalışıyorsunuz. Solo ve koro çalışmaları yapıyorsunuz. Evet. Çok ayrıntıyı bilmesem bile. Hı hı. Öyle bir bilgilerim var. Türk sanat müziği eğitimi aldınız mı? Almadım. Almadınız. Amatörce. Amatörce. Evet. Ama koroda ben YouTube'da izlemiştim. Gayet güzeldi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin Samsun Barosu'nda birçok avukat abim, arkadaşım, onlarla Türk sanat müziği söyleyen birçok insanla tanışıyorum. Ama sizin ilerletin derim, eğitim alın. Tabii bu kadar eğitimden sonra tekrar ona zaman bulabilir miyim diyebilirsiniz. Kadına yönelik şiddetin saatlerce ve günlerce konuşulsa bile uzmanların büyük bir kısmı yüzlerce sayfa kitaplarda o işin tespitlerini yapıp çözüm önerilerini sundu biliyorsunuz. Birçoğunu ben incelemiştim geçtiğimiz yıllarda. Fakat kadına yönelik şiddetin önlenebilmesinin tek anahtarı var. O da eğitim. Onu baştan da söylemiştim. Kesinlikle. Eğitim. Ama bu nasıl eğitim? Bir kere Anadolu insanında bu çok dünya uluslarının birçoğunda da var. Bu ataerkil bir ailenin yapısal değerlerini gelecekteki modern insana yansıtmamanın yöntemini bulabilmek diye düşünüyorum ben. Son olarak söyleyeceklerinizi alabilir miyim Arzu Hanım? Evet, aslında ya bakıyorum gerçekten dediğiniz gibi söyleyecek o kadar şey vardı ki mutlaka. Notlarım arasında hepsi kaldı. Şimdi son olarak dediğim gibi bir kere bu ataerkil toplumun gerektirdiği bu toplumsal cinsiyet rolleri. Yani efendim kız çocuğu şunu yapar, erkek çocuğuna bir oyuncak silah alındı bir şeydeyiz. Şimdi yani küçük bir erkek çocuğunun silahla artık şeye başlaması, oyuncak halinde başlaması. Tabii yani bu anlamda bu toplumun kadına biçilmiş, erkeğe biçilmiş rollerin bir kere bizim kendi yetiştirirken, çocuklarımızı da yetiştirirken öncelikle buradan başlamamız gerekiyor. Eğitim, aile içi eğitimden başlaması evet. gerekiyor. Yani işte sistematik olarak bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. İşte ders kitaplarında, görsel yazılı basında, sosyal medyada, sinema filmlerinde, dizilerde ya biraz daha artık yani toplumsal yaralara yönelik bir takım şeyler. Özellikle son yıllarda yapılan diziler. Evet, evet, yani evet. Kimin çocuğu, kimden belli değil. Yani oradan, çok karmaşık. Buradan. Bizim toplum yapımıza, kadınlar, ahlaki yapımıza. Şeytani böyle entrikacı. Şey. Yani şimdi evet. yani biz de evet. orada izlerken yani kadınlar hep entrika üzerine, erkekler hep daldan dala atlıyorlar. Yani böyle bir yapı evet. ve günden güne bunların sayısı artıyor. Yani işte biz eskiden bizimkileri izlerdik. Çocukluğumuzda yani buradan gelen bir şeyimiz var. Biz de çok arada kalan herhalde bir kuşağız. Yani işte bu geleneksel cinsiyet rollerinden ve kalıplarından çıkmamız lazım. Toplumsal bir takım yapının yarattığı olumsuzlukları da ortadan kaldırmamız lazım. Dediğim gibi çok aslında söyleyeceğim şey vardı ama bir son başka olarak, program inşallah. Sizi henüz yakalamışken hukukçu olduğunuz hı hı. için soruyorum. Önümüzdeki dönemde bazı hukusal bir yenilikler olacak. Evet. Nedir efendim? Nasıl işçi işveren arasında bir onu bir cümleyle sınırlayabilir evet, misiniz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Yargıda artık alternatif çözüm yolları yani bu Batı'da aslında hı hı. uygulanan yani bu tarihsel süreci var elbette ki. Arabuluculuk dediğimiz alternatif yargı alternatif çözüm. Şimdi bu normalde 3 yıl önce aslında yasal olarak
arabuluculuk kurumu başladı. Ancak zorunlu arabuluculuk 1-1-2018 itibariyle, tarih itibariyle işçi işveren arasındaki iş davalarında, işçi alacakları davalarında ve tazminat davalarında gündeme gelecek. Yani bir dava şartı. Yani arabulucuya gitmeden davasını işçi işveren açamayacak. Bu bir dava şartı. Dolayısıyla yeni bir dönem başlıyor gerçekten. Ben kendim de arabulucuyum. 110 tane arabulucu var Samsun'da ve arabuluculuk faaliyetinin anlamı işte yargının hem yükünü hafifletirken hem de insanların dostane çözümle, masrafsız, gizlilik esasıyla, tarafsız bir ortamda hem de rahat bir ortamda sorunlarını çözebilmelerine yardımcı olmak, onların arasındaki iletişim kurabilmek için bir arabuluculuk faaliyeti ve arabuluculuk mesleği var. Dolayısıyla bunun da aslında geniş kapsamda bir gün anlatmak isterim. Çünkü önemli bir konu ve gerçekten bilgilendirilmesi gerekiyor vatandaşlarımızın da bu konuda. Bu arada da onu da sizden almış oldum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle kadına şiddet konusunda biliyorsunuz bir saate sığdırılacak bir konu değil. Ama kesinlikle, kısa da olsa kadına olan şiddetin istatistik rakamlar veya sizin görüşünüzle izleyicilerime sundum diye düşünüyorum. Çok teşekkür umarım ediyorum. Umarım faydalı katıldığınız olmuştur. İçin bizi kırmadınız, geldiniz. Ediyorum, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programında bu akşam toplumsal yaralarımızın en önemlilerinden birisi kadına şiddet konusunu işlemeye çalıştık. Özellikle arabuluculuk konusunda çok yeni bir 2018 itibariyle bu yasal düzenleme yürürlüğe girecek. Bunu da size aktarmış olduk. Şiddetsiz bir dünya dileyerek önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum.